Jesse. Nasıl yaşarım burada sensiz? Sana ihtiyacım var. Beni dik durmam konusunda uyarmalısın. Bana pembe elbisemin çok yakıştığını söylemelisin. Sütünü iç demelisin Jesse. Geceleri kapıyı kilitlemelisin ki emniyette olduğumu bileyim. Sabah uyandığında da seni mutfakta kahve hazırlarken bulmalıyım. Benim gün be gün yaşlanışımı izlemelisin. Zamanı gelince de ölmeme yardım etmelisin. Hele bunu tek başına asla beceremem. Ben senin gibi değilim. Sessizlikten nefret ederim ben. Ölmek istemiyorum. Senin de gitmeni istemiyorum. Nasıl? Acılarına son vermek için kendini öldürmek zorunda kaldığını ve benim de hep yanında olduğum halde bunu anlamamış olduğumu bile bile bundan sonra nasıl yaşarım? Üstelik bana her şeyi değiştirme, seni hayatta kalmaya ikna etme şansı vermiş olduğun halde bunu becerememiş olarak. Bundan sonra kendimle nasıl baş başa yaşarım Jesse? Biraz daha kal. Birkaç yıl daha. Zaten zamanım kalmadı biliyorum. Ben öldükten sonra ne istersen yaparsın. Ben göçtükten sonra bu evde gerçekten mutlu olursun Jesse. Kim bilir? Belki bahçeye begonyalar dikersin de üzerine bereketli yaz yağmurları yağar. Peki evlenmiş olur o zamana kadar. Torunların seni ziyarete getirdiğinde babaları görmezken ellerine şekerler sıkıştırırsın. Seni sessizliğinle baş başa bırakıp evlerine gittiklerinde de bu evde gerçekten mutlu olursun Jesse.